Esselamu aleyküm, hayırlı akşamlar sayın hocalarım. İnşallah Kavaidül Müşecciya kitabımızın birinci cildinin 8. dersindeyiz bu akşam. El-İdafetu ve İ'rabuhe bugünkü konumuzun adı olacak. Arapçadaki izafeti ve bu izafetin irabını öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle örnek cümlelerimize şöyle bir bakalım. Kitabu Muhammed'in, Muhammed'in kitabı, Muhammed'in kitabı. Mektebetu taciri, tüccarın ofisi, tüccarın ofisi. Mektebete taciri vesiani, tüccarın iki ofisi geniştirler. Tüccarın iki ofisi geniştirler. Amilul mesnai, fabrikanın işçileri meşgulüne meşguldürler. Fabrikanın işçileri meşguldürler. Evet, şimdi gelelim kaidemize sayın hocalarım. Gelelim kaidemize. İza içtema ismani, iki isim bir araya geldiği zaman. İki isim bir araya toplandığı zaman fetterkibu yekunu idafeten, bunların meydana getirdiği bu terkip, bu diziliş ne olur? İzafet olur. İki ismin yan yana gelerek oluşturdukları terkip izafet olur. Fel ismul evvelu mudafun, birinci isim muzaf, birinci isim muzaf. Vel ismul thani, ve ikinci isim de muzafun ileydir. Birinci isim muzaf, ikinci isim muzafun iley. Ne gibi? Kitabu Muhammed'in, Muhammed'in kitabı. Şimdi bunu tahlil ettiğimiz zaman kitabu da isimdir, Muhammed'in de isimdir. İki tane isim yan yana gelmişler. O zaman ne yaptılar? İzafeti oluşturdu bu terkip ve birincisine yani kitabuya muzaf, Muhammed'in yani ikinci ismi de muzafun iley diyoruz Arapçada. Gelelim ikinci kaidemize. La yakbelul mudafu elif lam yani lamut ta'rif ve la yakbelu eyden tenvin. Muzaf olan isim lamut ta'rifi yani marifelik elif lamını la yakbelu kabul etmez. Ve aynı şekilde eydan aynı şekilde tenvini de kabul etmez. Yani muzaf olan isim ne elif lamlıdır ne de tenvinlidir. Bakalım mesela mektebun ismiyle ettaciru isimleri yan yana gelip de izafeti oluşturdukları zaman ne olacak? Mektebu muzaf ettaciri muzafın iley olacak. Ve dikkat edersek ikinci kaidemiz üzere şuna dikkat edelim. Mektebu isminin yani muzaf olan mektebunun ne başında elif lam var ne de sonunda tenvini var. Burası çok önemli Arapçada. Gelelim üçüncü kaidemize. Muzafı ve muzafın ileyhi öğrendiğimize göre bir de bunların iraplarına bakalım. İrabul mudafi yekunu bihasbi mevki'ihi fil cümle. Muzafın irabı cümlenin içerisindeki konumuna göre olur. Yani muzaf olan bir isim fail ise merfu olacak. Mef'ulü bih ise mansup olacak. Başında harfi cer olursa mecrur olacak demek istiyor. Bakalım. Yekunu merfu'an izâ kâne mübdede'en ev haberan ev fâilen. Muzaf mübteda olduğunda veya haber olduğunda veya fail olduğunda merfu olur. Ve yekunu mansuben izâ kâne mef'ulen bihi. Mef'ulü bih olduğu zaman da muzafımız mansup olur. Ve yekunu mecruran mecrur olur. Ne zaman? Bi harfi cerrin. Harfi cer ile mecrur olur. Ev izâ veka mudafın iley. Ya da muzafın iley konumunda geldiği zaman mecrur olur.
Yani bunu da şöyle izah, yani şurayı şöyle izah edeyim sizlere. Bazen zincirleme isim tamlaması oluyor Arapçada. Yani muzaf, yanında bir muzafın iley, yanında bir isim daha. O zaman bizim birinci muzafın ileyhimiz diğerinin muzafı oluyor. İşte böyle bir konuma gelirse, yani muzafımız harfi cer gelirse başına zaten mecrur olacak. Ama zincirleme isim tamlamasına girip de muzaf ama aynı zamanda diğer bir izafetinde muzafın ileyhi konumuna gelirse o zaman yine mecrur olacak Arapçada. Evet, burayı üçüncü kaideyi bir kere daha tekrar edelim. Muzafın harekesi merfuluğu, mansupluğu ya da mecrurluğu cümledeki konumu neyse onunla ilişkilendirilecek Arapçada. Örneğimize bakalım. Hattul ustazi cemilun. Öğretmenin hattı yani yazısı cemilun güzeldir. Burada hattu muzafımız cümlemizin müptedasıdır. O yüzden bakın merfu kullandık onu. El burtakalu fakiyetu şitai kış meyvesidir. Portakal kış meyvesidir. Burada da fakiyetu muzafı haberdir. O yüzden biz onu burada yine merfu kullandık. Şuradaki el üstadi muzafın iley, eşitai aynı şekilde muzafın ileydir Arapçada. Hadara geldi tullabul camiati. Üniversitenin öğrencileri geldi. Nereye? İla İstanbul, İstanbul'a geldi. Burada tullabu muzafı faildir. Bu yüzden biz onu merfu kullandık. Şahettu izlediğim ehberal cezireti yani el cezire haberlerini izledim. Emsi dün. Burada ise ehbera muzafımız ve el cezireti muzafın ileyhimiz var. Buradaki muzafımız olan ehbera cümlenin mef'ulü bihidir. Bu yüzden biz onu mansup kullandık. Yani ehberu demedik. Ehberi demedik. Ehbera dedik. Neden? Mef'ulü bih olduğundan dolayı. Seferne biz yolculuk yaptık. Nereye? İle asimetel Irak. Irak'ın başkentine. Irak'ın başkentine yolculuk yaptık. Burada asimeti muzafımız mecrurdur. Neden dolayı? Başına gelen harfi cerden dolayı. Rafektu. Rafektu. Yani arkadaşlık yaptım. Tullabe kulliyetil ilahiyat. İlahiyat fakültesi öğrencilerine arkadaşlık yaptım. Burada tullabe mef'ulü bi. Aynı zamanda muzaf. Külliyeti burada muzafın ileyidir. Ve aynı zamanda o da muzaftır. El ilahiyeti de onun muzafın ileyidir. Evet, burada da yine muzaf olan kulliyeti kelimemiz muzaf ama mecrurdur. Neden dolayı? Kendisi de muzafın iley olduğundan dolayı. Evet, gelelim dördüncü kaidemize. El mudafu ileyhi mecrurun. Bir önceki kaidemizde muzafın harekesinin, muzafın irabının cümledeki konumuna göre belli olduğunu söylemiştik. Dördüncü kaidemizde ise muzafun ileyhinin harekesinin mecrur olduğunu öğrenmekteyiz. Yani muzafın harekesi cümledeki konumuna göre değişirken muzafu ileyhin harekesi her zaman mecrur Arapçada. Her zaman mecrur. Ve alametul cerri lil ismil müfredi. Eğer müfret bir isimse muzafın iley o zaman onun mecrurluk alameti kesre olacak. Hepimizin malumudur ki hemen örneğimize bakalım. Mektebu taciri, tüccarın ofisi. Buradaki et tacir muzafın ileyhi mecrurdur. Ne ile mecrurdur? Kesre ile mecrur. Neden? Çünkü kendisi müfret bir isim olduğundan dolayı Arapçada müfret bir isim olduğundan dolayı. Beşinci kaidemiz İzâ vekâl ismu tesniye ve cem'ul müzekkeri salim mudafen. Eğer tesniye bir isim, müsenna bir isim veya
Cem-i müzekker salim bir isim muzaf oldukları zaman, muzaf olarak geldikleri zaman yani huzife minhume harfun nuni. O zaman onların nunları ne yapılır? Hasfedilir. Mesela kitabeni gibi, kitabeyni gibi sonuna nun getiriyorduk müsennaların. Ya da mühendisune gibi, mühendisine gibi vavnun ve yenun getiriyorduk cem-i müzekker salimlerin sonlarına. İşte bu şekilde cem-i müzekker salim bir isim veya müsenna bir isim muzaf olarak kullanıldıkları zaman sonlarındaki nunlar Arapçada hasfedilir. Bakalım. Mektebe-et-taciri tüccarın iki ofisi vesiani geniştirler. Normalde mektebani idi. Mektebun mektebani idi ama ne oldu? Muzaf olduğu için sonundaki nun düşmek zorunda kaldı. Mektebe-et-taciri vesiani amilul mesnai fabrikanın işçileri meşgulüne meşguldürler. Burada da normalde amilune idi. Amilune idi ama ne oldu? Muzaf olarak geldiğinden dolayı sonundaki nun burada düşmek zorunda kaldı sayın hocalar. Evet şimdi gelelim tedribat alıştırmalar bölümümüze. Çok zor bir ders değil bu dersimiz. Ama Arapça'da tabii ki de önemli konulardan birisi muzafın iley yani diğer adıyla izafet terkibi. Birinci alıştırmamız şöyle. Ayin göster. El mudafe muzafı ve muzafın ileyhi göster. Fil cümeli taliyeti gelen cümleler içerisinde vadbit ahirehume ve o ikisinin sonlarını da harekelendir alıştırması. Hemen bakalım. Kahvetu dayfi misafirin kahvesi cahizetun hazırdır. Kahvetu muzaf Eddayfi muzafın iley. Nazaratu Ali'nin Ali'nin gözlüğü raiatun yani harikadır, müthiştir anlamında. Burada da nazaratu muzaf Ali'nin muzafın ileyidir. Reddu talebi yani isteği reddetmek, isteği geri çevirmek sa'bun zordur. Sa'bun zordur. Raddu muzaf et talebi muzafın iley burada. Le'ibne oynadık. Kurete selleti basketbol oynadık. Fil hadikati bahçede hatta zuhra ta ki öğlene kadar. Öğlene kadar basketbol oynadık. Burada kurete muzaf es selleti muzafın ileyidir. Şeribet el uhtu yani kız kardeş içti. Halibet tifli çocuğun sütünü içti. Halibe muzaf et tifli muzafın ileyidir. Se'eletil bintu yani kız çocuğu ne yaptı? Aradı, sordu kimi? An mes'ulil medreseti yani okul yetkilisini aradı. Lakin ancak mevcedet ancak bulamadı. Mes'uli kelimesi muzaf. El medreseti muzafın iley burada. Zara ziyaret etti. Reisul cumhur yani cumhurbaşkanı ziyaret etti. Nereyi? Kulliyetel ilahiyyati. İlahiyat fakültesini fissenetil madiyeti geçen sene ziyaret etti. Burada iki tane var. Reis-i muzaf el-cumhuri muzafın iley, kulliyete muzaf el-ilahiyyati muzafın iley burada. Vada'at Hatice'tu, Hatice koydu, neyi koydu? Me-eşşayi, çay suyu koydu. Nereye? Fil-ibriki, işte çaydanlığın içerisine. Burada da yine me-muzaf, eşşayi muzafın ileyidir. Umarım burayı çok fazla zorlanmadan yapmışsınızdır. Özellikle okuduğumuz harekelere dikkat ediniz. Nasıl muzafın harekesi cümledeki konumuna göre değiştiğini, muzafın ileyhinin her zaman mecrur olduğunu
unutmayınız. Gelelim ikinci alıştırmaya. İhtar, seç. Lil feragi, boşluk için. Mudafan ileyhi münasiben. Uygun bir muzafın iley seç. Thumme sonra idbit ahirehu. Sonra onun sonunu harekelendir. Bakalım. Hadara geldi. Kim geldi? Sa'ikus seyyarati. Arabanın şoförü geldi. İlel mahattati. Durağa geldi. Sa'ikus seyyarati. Şeribe içti. Eddayfu misafir. Ne içti? Asiral burtukali. Portakal suyu. Asiral burtukali. Portakal suyu. Fehimtu anladım. Dersel kavaidi. Kaide dersini anladım. Kaide dersini anladım. Teallemet öğrendi. Ettalibetu kız öğrenci neyi öğrendi? Kitabetel hurufi. Harfleri yazmayı. Kitabetel hurufi. Harfleri yazmayı öğrendi. Hamelet taşıdı. Hatice'tu Hatice, hakibetel medreseti, okul çantasını, hakibetel medreseti, okul çantasını taşıdı. Yunazzifu, Selimun, Selim temizliyor. Nereyi? Gurfetel culusi, oturma odasını. Gurfetel culusi, oturma odasını temizliyor. Yeskunu Hasenun, Hasan oturuyor. Nerede? Fi hayyil matar, hava alanı mahallesinde. Hava alanı mahallesinde oturuyor. Yakra'u Muhammedun, Muhammed okuyor. Neyi? Kıssetel batali, yani bir kahramanın hikayesini. Evet, el batal kahraman demek Arapçada. Muhammed kahramanın hikayesini okuyor olacak cümlemizin anlamı. Şimdi gelelim dördüncü alıştırmaya. Ecip cevapla. Anil esileti soruları cevapla. Kemâ fil misâli tâli. Gelen örnekte olduğu gibi. Hemen bakalım. Eyne celeset Nihalun. Nihal nereye oturdu? Nihal nereye oturdu? Celeset Nihalun. Nihal oturdu. Fi gurfetil müdir, müdürün odasının içerisinde ya da müdürün odasında oturdu. Yani ne yapacağız? Cevaplarken parantez içerisindeki bize verilen iki ismi izafet terkibine sokarak muzaf ve muzafın ile olarak kullanacağız. Eyne ya'melu halilun, halil nerede çalışıyor? Ya'melu halilun fi mesna'il melabisi, elbise fabrikasında. Fi mesna'il melabisi. İlâ eyne yenzuru aliyun, Ali nereye bakıyor? Ali nereye bakıyor? Yenzuru aliyun ilâ suretil gâbeti, orman fotoğrafına. Orman fotoğrafına ya da ormanın fotoğrafına diyelim. Ormanın fotoğrafına bakıyor. Limen ketebet büşra er-risalete. Büşra limen kimin için mektup yazdı? Büşra kimin için mektup yazdı? Ketebet büşra livalideti Muhammedin. Muhammed'in annesi için. Livalideti Muhammedin. Muhammed'in annesi için. Min eyne raca'at betulü. Betul nereden döndü? Betül nereden döndü? Raca'at betulü min ziyaretil maridi. Hasta ziyaretinden. Raca'at betulü min ziyaretil maridi. Hasta ziyaretinden döndü. An eyyi şeyin tes'elul bintu. Yani kız ne istiyor? Kız ne istiyor? Tes'elul bintu anil masrufil ceybi, yani cep harçlığı. Masrufil ceybi, cep harçlığı istiyor. Munzumete
ne zamandan beri, منذ متى, ne zamandan beri, yebki tiflu, çocuk ağlıyor. Çocuk ne zamandan beri ağlıyor? Yebki et tiflu min vakti zuhri, öğle vaktinden beri. Mâzâ ekelel veledu, çocuk ne yedi? Mâzâ ekelel veledu, çocuk ne yedi? Ekelel veledu künâfete Antakya, Antakya künefesi yedi. Eyne esra'at seyyaratu, araba nerede hızlandı? Eyne esra'at seyyaratu, araba nerede hızlandı? Esra'at seyyaratu fi tariqi İstanbul, İstanbul yolunda hızlandı. Gelelim dördüncü alıştırmamıza. Ayyin el müsenna, müsennayı göster. Ve cemi müzekker salimi göster. Fil cümle taliyet. Gelen cümlelerin içerisindeki müsennaları ve cemi müzekker salimleri göster alıştırması. Hemen bakalım. Tale'a okudu. El-kari'u okuyucu. Ceridete-i şefaki ve zaman. Şafak ve zaman gazetelerini okudu. Buradaki ceridetey nedir? Müsennadır. Normalde ceridetey'ni idi. Bene mühendisu şirketi, şirketin mühendisleri inşa ettiler. Binaen aliyen, yüksek bir bina. Burada mühendisu cemi müzekker salim tarzında bir muzaftır. Kabeltu yani karşılaştım. Mudirayil benki, iki banka müdürüyle karşılaştım. Fil usbu'ul madi, geçen hafta. Burada da mudiray nedir? Müsennadır. Muallimul külliyeti, fakültenin öğretmenleri harisune, isteklidirler. Ante alimi tullab, yani öğrencileri yetiştirme hususunda, öğrencilere öğretme hususunda isteklidirler. Burada da muallimu cemi müzekker salim tarzında bir muzaftır. Se'etenâvelu yiyeceğim el-gadâe, öğle yemeğini, el-yevme, bugün, me'a sahibeyil mesna'i, yani iki fabrika sahibiyle ya da fabrikanın iki sahibiyle beraber. Böyle daha güzel oldu. Bugün öğle yemeğini fabrikanın iki sahibiyle beraber yiyeceğim. Burada da sahibey aynı şekilde müsenna tarzında bir muzaftır. İstakbele karşıladı. Müzari'ul kariyeti, yani köyün çiftçileri, reisel cumhuriyeti, yani cumhurbaşkanını fi kariyetihim, köylerinde karşıladılar, kabul ettiler yani. Burada da muzari'u cemi müzekker salim tarzında bir muzaftır. Mes'ulul vezareti, yani bakanlık yetkilileri müctemi'une, toplandılar. Fissaletil kebirati, büyük salonda. Bakanlık yetkilileri büyük salonda toplandılar. Burada da ne olacak? Mes'ulü cemi müzekker salim tarzında bir muzaftır. Son cümlemiz, talibel ilmi, iki ilim talebesi cahizani, hazırdırlar. Lisseferi, yolculuk için hazırdırlar. Burada da talibe müsenna tarzında bir muzaftır sayın hocalarım. Evet, geldik 5. alıştırmaya. Ayin göster, el müsenna, müsennayı ve cemi müzekkeri göster, uygun olan müsenna ve cemi müzekker salimi göster. Thumme, sonra da'hu, onu koy, fil feragi, boşluğa koy alıştırması. Yekfuru sükkânu, yani oturanlar çoğalıyorlar. Nerede? Fi medinetey, İstanbul ve Ankara. İstanbul ve Ankara şehirlerinde oturanlar, nüfus yani, çoğalıyor.
burada medinete gelecek. Hem müsenna olacak, hem de nunu düşmüş olacak, hem de mecrur olacak. Şurada nun düşmemiş zaten merfu. Burada nun düşmüş ama merfu. Burada nun düşmemiş ama mecrur. Bize nunu düşecek, mecrur olacak sayın hocalar. Buna dikkat edelim. Tusa'idu devletu. Devlet yardım ediyor. Tusa'idu eddevletu. Devlet yardım ediyor. Kime? El muvazzafine. El muvazzafine memurlara, görevlilere devlet yardım ediyor. Burada cümle eksik olabilir mi diye şöyle bir düşünüyorum. Çünkü konumuz gerçi tamam eksik olmayabilir. Aslında izafeti okuyoruz. İzafetin içerisinde müsenna ve cemi müzekker salim tarzında gelebilecek olan ları okuduğumuzdan dolayı yani ben hep şeyi bekliyorum şimdi. Muzaf olacak, müsenna olacak. Muzaf olacak, cem müzekker salim olacak. Ama bu alıştırma da öyle değil. Burada sadece bize lazım olan cem müzekker salim ya da müsenna ama ne olacak? Tabii ki mansup olacak. Buna da tek uyan örnek burası. Şahede Ahmedu. Ahmet izledi. Neyi? La'ibi. Evet şurası olacak. La'ibi oyuncularını. El Fariqi takımın oyuncularını izledi. Filmel abi nerede? Sahada, stadyumda yani sahada izledi. Eddâhiliyeti, yani iki dahiliye doktoru diyeceğiz. Yani tabib eddâhiliyeti, iki dahiliye iç hastalıkları doktoru. Fehasa, muayene ettiler. Muhammeden, Muhammed'i muayene ettiler. Şakiru en-ni'meti. Yani nimete şükredenler mehbubune indallah. Allah katında sevilenlerdir. Nimete şükredenler Allah katında sevilenlerdir. Tabe'tu. Tabe'tu. Takip ettim. Tabe'tu izledim yani takip ettim. Kimi? Harise'yi diyelim buna. Hariseyil Merma, yani iki kaleciyi izledim. Minet Tilfaz televizyondan izledim. El Fasli, sınıfın iki bayan öğretmeni diyeceğiz. Yani Müderrisetel Fasli, sınıfın iki bayan öğretmeni. Mısriyeteni, Mısırlıdırlar. Sınıfın iki bayan öğretmeni Mısırlıdırlar. Burada da diyeceğiz ki el muvatinune vatandaşlar, el muvatinune vatandaşlar eminune güvenilirlerdir. Ya da güven içindedirler. Vatandaşlar güven içindedirler. Gelelim 6. alıştırmamıza. 6 çizili olanı müsennaya çevir. Havvil çevir. 6 çizili olanı müsennaya çevir alıştırması. Kema fil misaleyni, iki örnekte olduğu gibi. Bakalım. Hadara geldi. Muhasibu şirketi. Şirketin muhasebecisi geldi. Hadara muhasibe şirketi. Şirketin iki muhasebecisi geldi. Müsenna kullandık muhasibuyu burada. Ve nununun düşmesi gerektiğini unutmayalım. Şahede İbrahimu. İbrahim izledi tabibel müsteşfe, hastanenin doktorunu. Şehede İbrahimu tabibel müsteşfe, hastanenin iki doktorunu izledi. Raca'a Selimun ilal külliyeti, Selim fakülteye döndü. Bi seyyaratil müdiri, müdürün arabasıyla. Raca'a Selimun ilal külliyeti bi seyyarateyil müdiri. Bir seyyarateyil müdiri, müdürün iki arabasıyla döndü. Bena mühendisu şirketi, şirketin mühendisi inşa etti. Binaen aliyen, yüksek bir bina. Ne diyeceğiz? Şirketin iki mühendisi. Yani bena mühendise şirketi. Binaen aliyen. Kabeltu, karşılaştım, kabul ettim yani. Muvazzafel ben ki banka müdürünü, banka memurunu, filosbu'ul madi geçen hafta.
İki banka memurunu diyeceğiz. Yani kabeltu muvazzafey muvazzafeyil ben ki muvazzafeyni idi ama nun düşecek. Kabeltu muvazzafeyil ben ki filusbu'ul muallimul külliyeti fakültenin öğretmeni muhlisun fi amelihi işinde ihlaslıdır, samimidir. Peki ne diyeceğiz? İki öğretmeni yani muallimel külliyeti fakültenin iki öğretmeni muhlisani fi amelihi diyeceğiz. Sahibul mesnai fabrikanın sahibi muhsinun yani iyilikseverdir. Sahibel mesnai muhsinani fabrikanın iki sahibi iyilikseverlerdir. Sa'ade fellahul karyeti köyün çiftçisi fakirlere yardım etti. Sa'ade fellahal karyeti köyün iki çiftçisi el fukara fakirlere yardım etti. İstakbele mesulül vezareti yani bakanlık yetkilisi edduyufe misafirleri kabul etti. İstakbele mesulel vezareti yani bakanlığın iki yetkilisi edduyufe misafirleri kabul ettiler. Yuhibbullahu Allahu Teala seviyor talibel ilmi ilim talep edeni. Peki ne diyeceğiz? Yuhibbullahu talibeyi ilmi iki ilim talep edeni seviyor Allahu Teala. Gelelim 7. alıştırmamıza. 6. alıştırmada nasıl ki altı çizili olanları müsenna yaptıysak 7. alıştırmamızda da altı çizili olanları cemi müzekker salim yapacağız. Kema fil misaleyni iki örnekte olduğu gibi. Bakalım örneklerimize. Ce muhasibu şirketi. Yani şirketin muhasebecisi geldi. Ce muhasibu şirketi. Şirketin muhasebecileri geldi. Şehede izledi. Müdürül mesnai fabrikanın müdürü el amiline işçileri izledi. Şehede müdürül mesnai fabrikanın müdürleri işçileri izlediler. Sefera Selimun Selim yolculuk yaptı. Me'a mudarribil feriki yani takım antrenörüyle beraber Mısır'a yolculuk yaptı. Bu sefer antrenörleriyle beraber diyeceğiz. Yani Sefera Selimun me'a müderribil feriki ile Mısır'a teselleme Musa erratibe Musa teslim aldı. Neyi? Erratibe maaşı. Kimden? Min muhasibi şirketi. Şirketin muhasebecisinden. Peki biz ne diyeceğiz? Şirketin muhasebecilerinden aldı. Teselleme Musa erratibe min muhasibi şirket. Şirketin muhasebecilerinden. Vecehe yöneldi. Muvazzaful menki banka memuru el mudiral ame genel müdüre yöneldi. Vecehe muvazzaful benki banka memurları el mudiral ame olacak. Talibul kulliyeti fakülte öğrencisi müçtehidun çalışkandır. Talibul külliyeti fakülte öğrencileri müçtehidune çalışkandırlar. Laibul feriqi takımın oyuncusu seriun cidden gerçekten hızlıdır. Laibul feriqi takım oyuncuları seriune cidden gerçekten hızlıdırlar. Sa'ade yardım etti fellahul kariyeti köyün çiftçisi el fukara fakirlere. Sa'ade fellahul kariyeti köyün çiftçileri yardım ettiler el fukara fakirler. İstakbele yöneldi vezirul hariciyeti kabul etti yani dışişleri bakanı duyufehu arkadaşını yani meslektaşını diyelim burada. Dışişleri Bakanı meslektaşını kabul etti, karşıladı. İstakbele
Vüzerra'ul hariciyeti, dışişleri bakanları duyufehum, meslektaşlarını kabul ettiler. Yukrimullahu talibel ilmi, Allahu Teala ilim talep edene ikram eder. Yukrimullahu talibul ilmi, ilim talep edenlere ikram eder. Gelelim 8. alıştırmaya. Ne yapacağız burada? Bize verilen muzafları önce müsennaya, sonra da cemiye çevireceğiz. Gelen iki örnekte olduğu gibi. Müsaidul müdiri, müsaidul müdiri cahizun, yani müdürün yardımcısı, müsaidul müdir, müdürün yardımcısı hazırdır. Müsaidel müdiri, müdürün iki yardımcısı hazırlardır. Müdürün yardımcıları hazırlardır. Kabelet Nihal müdire şirketi, Nihal şirketin müdürünü kabul etti. Kabelet Nihal müdire şirke şirketin iki müdürünü ve kabelet Nihal müdire şirke şirketin müdürlerini kabul etti. Yenzuru Aliyun, Ali bakıyor ile muallimi lügatil arabiyeti, Arapça dili öğretmenine. Yenzuru Aliyun ile muallimeyi lügatil arabiyeti. Diğer cümlemizde yenzuru aliyun ile muallimin lügatil arabiyet. Ketebet büşra, büşra yazdı. Amilel mesna'i fil kaimeti, yani fabrikanın işini, fil kaimeti, listeye yazdı. Amil, yani fabrika işçisini diyelim. Fabrikanın işini değil de fabrika işçisini listeye yazdı. Ne diyeceğiz peki? Ketebet büşra amileyi el mesna'i fil kaimeti, ketebet büşra amili el mesna'i fil kaimeti. Caet betul ila mesulil müsteşfe, betul nereye geldi? Hastane yetkilisine geldi. Caet betul ila mesuleyil müsteşfe, caet betul ila mesulil müsteşfe. Hastanenin iki yetkilisinin yanına, hastanenin yetkililerine geldi. Tes'elü seyyidetu, yani hanımefendi istiyor kimden? An muvazzafil benki, banka memurundan, banka görevlisinden. Ya da hanımefendi, seyyidetu hanımefendi, banka görevlisini soruyor diye de bu cümleyi tercüme edebiliriz. Çünkü tes'elü hem soruyor hem istiyor. Tes'elu seyyidetu an muvazzafeyi elbenki, tes'elu seyyidetu an muvazzafi elbenki. Müdirul medreseti okulun müdürü, yebhathu ani talibi öğrenciyi arıyor. Müdirul medreseti okulun iki müdürü, yebhathu ani talibi, müdirul medreseti yebhathu ani talibi, ne diyeceğiz burada da? Okulun müdürleri öğrenciyi arıyor. Buraya yebhathani ya da yebhathune de diyebilirsiniz. Yaptığımız değişikliğe binaen. Bâi'u dükkâni, dükkan satıcısı kerimun cömerttir. Bâi'a eddükkâni kerimâni, bâi'u dükkâni kerimûne. Âmilul mesna'i meşgulun, fabrika işçisi meşguldür. Âmilel mesna'i meşgulâni, iki fabrika işçisi meşgullerdir. Amilul mesna'i meşgulune, fabrika işçileri meşguldürler. Şakirun nimeti, yani nimete şükreden mahbubun sevilendir. Şakiran nimeti, nimete şükreden iki kişi mahbubune, mahbubani sevilenlerdir. Şakirun nimeti, nimete şükredenler mahbubune, sevilenlerdir. Gelelim 9. ve son alıştırmamıza. El kıt'ate taliye, bu gelen parçayı ikra okuyun, sonra oradaki izafet terkiplerini gösterin iraflarıyla beraber. Validu Mahmudin, Mahmud'un babası tacirun kebirun, büyük bir tüccardır. Muzaf, muzafın ile. İsmuhu Muradun, onun ismi Murat'tır. Mahallu Muradin, yani Murad'ın mekanı
fi mintakati Sultan Ahmet es-Siyahiyye, turistik Sultan Ahmet bölgesindedir. Yesne'u yapıyor Velid-i Muhammed'in babası Muzaffın İley, ehviyeten cildiyeten deriden ayakkabılar, deri ayakkabılar yapıyor. Fi mesna'ihi fabrikasında, fi mintekati Mahmud Paşa mıntıkasındaki fabrikasında deri ayakkabılar yapıyor. Ya'melu çalışıyor, fi mesna'il ehviyeti ayakkabı fabrikasında Muzaffın İley, sittune şahsen takriben, yaklaşık 60 kişi çalışıyor. Aşratu eşhasin, 10 kişi ya'melune çalışıyorlar. Fi idaretil mesna, fabrika yönetiminde, fabrika idaresinde çalışıyorlar. Ve hamsune şahsen, ve 50 kişi de ya'melune çalışıyorlar. Fi kısmil intaj, üretim bölümünde. İntaj, üretim burada. Kısmi muzaf, intaj muzafın ile. Ummelul mesna'yı, fabrikanın işçileri muzaffın iley, ya'melune çalışıyorlar, tis'a sa'atin fil yevm, günde 9 saat çalışıyorlar, ve ye'huzune alıyorlar, elfeyni lirate şehriyen, aylık 2000 lira alıyorlar, aylık 2000 lira alıyorlar. Fil mesna'i mudirani, fabrikada 2 müdür vardır, fabrikada 2 müdür vardır. Mudir al mesna'im, fabrikanın 2 müdürü muzaffın iley, daimen her zaman yurakibani gözetliyorlar. El ummale işçileri, vel muvazzafine görevlileri gözetliyorlar, takip ediyorlar yani. Muvazzaful mesna'im, fabrikanın görevlileri mes'ulüne sorumludurlar. Anil e'mali resmiyeti, resmi işlerden. Fakat sadece fabrikanın memurları, görevlileri sadece resmi işlerden sorumludurlar. Yebi'u satıyor Velid-i Muhammed'in, Mahmud'un babası, evet Mahmud'un babası satıyor Muzaffın İley, el-ehziyetel cildiyete deri ayakkabılar satıyor. Lissüyyahil kadimine, gelen turistlere Avrupa'dan ve Amerika'dan. Yeksi bu kazanıyor Velid-i Mahmud'in, Mahmud'un babası Muzaffın İley, nukiden kethiraten çok para kazanıyor. Ve yusaidu yardım ediyor muhtacil medineti şehrin ihtiyaç sahiplerine ve fakirlere yardım ediyor. Muhtaci muzaf el medineti Muzaffın İley burada. Fi utleti sayfi yaz tatilinde yedhebu Mahmud'un ilal mesna'i, Mahmud fabrikaya gidiyor ve yusaidu yardım ediyor el ummale işçilere hunake orada. Yazın Mahmud fabrikaya gidiyor ve orada işçilere yardım ediyor. Evet, böylelikle Kavaidül Müşecciya Nahif kitabımızın 8. dersini de geride bırakmış olduk. İnşallah 9. derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalar. Kendinize iyi bakın.